Hay Allah, olmuyor bu. Dur be adam, dur. Ben hallederim onu şimdi, gel bakayım. Nurhan, hayırlısıyla bitseydi şu mahkeme. Şöyle helaliyle tazminatımızı alsaydık o Adnan'dan. Alacaksın Yaşar'ım. Haklı olan sensin. Alacaklı olan sensin. Sen sağlam dur, güçlü ol. Her şey hallolur. Gece hesap yapıp durdum. Tazminatı alınca Eylül'le Yağız'a bir ev alalım ha. Üstüne de biraz kredi çekip evi dayayıp döşeriz zannedersin. Ay kurban olurum ben sana. İyi oldu. Geldim. Baba, bu ne yakışıklılık böyle? Mahkeme için kızım. Bugün büyük gün. Kazanacaksın babam. Ben inanıyorum. Yürü. Yavrum sen niye böyle yapıyorsun? Niye açmıyorsun telefonunu? Sen bilmiyor musun? Dışarıda kaldığın zaman ben meraklanıyorum işte. Görmemişim. Ama kalkar kalkmaz geldim valla. Kızım bak bakayım sen bana. Allah Allah. Bir değişik göründün gözüme. Sen niye öyle yanakların al al olmuş ki? Gözünde de bir parlaklık var. O da heyecanlı bizim gibi. Mazlumun zalimden hakkını alacağı gün bugün. Adnan Bey'e attığı tokatın cevabını vereceğimiz gün. Hadi hazırlanın, geç kalmayalım mahkemeye. Yemeği kazansın. Sonra da hep böyle mutlu olalım. Söz mü? Söz. Açma. Nikahtan sonra, yani nikahtan sonra okursun diye yazmıştım. Şimdi bana söz ver. Nikah kadar açmayacaksın. Tamam tamam, açmayacağım. Söz verdim, nikahtan sonra açacağım. Bir gün bir aile kuracaksan ağla tacı gibi olsun derdinle. Kökleri toprağı sımsıkı tutsun. Biz seninle ağla tacı gibi bir aile olalım. Güçlü, sapasağlam bir aile. Ağla tacı gibi sağlam bir aile olacağız. Anne, oldu değil mi? Oldu ne demek kızım? Melek gibi ol, kuğu gibi oldun. Eylül, hazır mısın annem? Anne. Ay. Annem, ne olur kızma bana. Aa, hayırdır senin bir kanın kaynadı bana. Niye kızacağım ben sana anne? Ne bileyim, bu evlilik kararı biraz ani oldu ya. O yüzden dedim. Yok annem, yok. Daha öyle hemen olmaz zaten. Daha bunlar istemeye gelecekler. Ondan sonra söz kesilecek. Nişanı var, nikah tarihi alması var. Oho, çok işimiz var yani yavrum. Ben öyle hemen vermem güzel kızım. Hadi annem sen de hazırlan, baban hazır zaten. Baban şu davayı kazansın. Ondan sonra her işimiz hallolur zaten. Hadi hazırlan sen.
Biliyor musun? Ben hala inanamıyorum bugün evleneceğimize. Rüyaymış gibi geliyor. Bugün rüyalarımız gerçek oluyor sevgilim. Sen benim karım oluyorsun. Seni seviyorum Eylül. Bugün hayatımızın en mutlu günü olacak. Canım? Yaz, neredesin? Biz birazdan adliyeye geçeceğiz. Ufak bir işim var. Onu halledip geleceğim. Tamam ama gecikme ne olur. Zaten vakit yaklaştıkça içim içime sığmıyor. Bir de korkuyorum. Yaz, bu kadar mutluluk fazla değildir değil mi? Kötü bir şey falan olmaz değil mi? Merak etme bir tanem. Babanın davası iyi geçecek. Yaşar amca hak ettiği tazminatı alacak. Sonra ben de yıllardır hayalini kurduğum melekle evleneceğim. İyi ki varsın sevgilim. İyi ki benim kocam olacaksın. Orada görüşürüz. Görüşürüz karıcığım. Aman diyeyim müdürüm. Bak beni geçtim. Çoluğumun çocuğumun rızkı senin elinde. Senin sayende kazanacağız biz bu davayı. Aman geç kalayım demeyin. Olur mu öyle şey Yaşar Usta? Vaktinde orada olacağım. Sen hiç merak etme. O Adnan senin gibi kaç kişinin canını yaktı. Cezası neyse çeksin. Allah razı olsun. Adliyede görüşürüz o zaman. Ben Adnan. Aleyhimde şahitlik yapacakmışsın. Bekle geliyorum. Yüz yüze konuşacağız. Benim yüzümü görünce de bakalım Yaşar Usta'ya yardımcı olacak mı? Bas gaza bas. Seyfo adresi vermez ha? Adnan Bey bulur ama. Hadi hadi. Merak etme sevgilim. O şahit o mahkemeye gelecek. Babama rağmen gelecek. Sonra biz de seninle çok mutlu olacağız. Daha ne kadar kaldı? Az kaldı Adnan abi. Yaz bizden önce o adamı bulursa acısını senden çıkarırım. Bas gaza bas! Efendim anne söyle çabuk işim var hadi. Alo Koray. Biz adliyeye geldik. Siz ne yaptınız? Şahidi buldunuz mu? Duruşma başlar bak biraz sonra ona göre. Bulduk anacığım adresi bulduk. Almaya gidiyoruz. Yetişiriz duruşmaya merak etme. Hadi kapattım. Oyalanma devam et. Müdür bey. Buyurun. Siz kimsiniz? Ben sizi Yaşar Usta'nın davasına götürmek için geldim. Buyurun. Seni Adnan Bey mi yolladı? Ben başıma bela istemem. Bakın ben bildiğimi anlatacağım sadece. Ama Adnan Bey'i de karşıma almak istemem. Merak etmeyin. Ben Adnan Bey'in adamı değilim. Sizi mahkemeye sağ salim götürmek için geldim. Siz de doğruları orada söyleyeceksiniz. Korkmayın. Ben sizi koruyacağım. Buyurun. Bu Adnan Bey'in ilk vukuatı değil. Daha önce de çok insanın başını yaktı. Hakkını yedi. Yaşar Usta da onlardan biri. Ama şimdi beni tehdit ediyor. Benim çoluğum çocuğum var. Hiç bulaşmasaydım bu işe keşke. Bugün aklın yanında yer almazsanız, yarın hakkınız yendiği zaman yanınızda kimseyi bulamazsınız. Bana güvenin. Sizin şahitliğiniz sayesinde Yaşar Usta davayı kazanacak. Ben de bir ömür boyu sizi koruyacağım. Bana az kalmıştı. Nerede lan bu adamın evi? Geldik sayılır abi. Yolun sonundan dönünce hemen orada. Yaz. Yaz'ın arabası bu. O
adamı da almış. Allah kahretsin. Dön çabuk dön. Düş peşine. Yaşar Usta davayı kazanacak baba. Sen de doğru yola geleceksin Emet. Evet.